Arkadaşlar merhaba, daha doğrusu 8. sınıflar merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta sizlerle Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye adlı ünitemizden ekonomi alanında yapılan inkılaplar adlı konumuzu işlemiştik arkadaşlar. Ve bu konu içerisinde de önemli üzerinde durduğumuz noktalardan birisi de İzmir İktisat Kongresi'nin yani Türkiye İktisat Kongresi'nde yapılan çalışmalar, alınan kararlardı. Ve bu haftaki ödev videomuzun konusu da, ana konusu da bu olacak arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu ödev videomla alakalı ana slaytımı paylaşmak istiyorum. Akabinde de üzerine değerlendirmeler yapacağız. Şimdi, evet, slayt gösterimizi geçerli slayttan yapalım. Evet, ekranımızı büyütelim biraz. Ve dersimize Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomi alanında söylemiş olduğu o güzel sözle başlayalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Evet, öncesinde bir Kurtuluş Savaşı gerçekleşiyor. Askeri bir başarı söz konusu. Ardından da imzalanan anlaşmalarla diplomatik bir başarı söz konusu. Ancak yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasir bir devlet olabilmesi için, gelişmiş bir devlet olabilmesi için ekonomi alanında da büyük hamleler yapması gerekiyordu, önemli adımlar atması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk de bununla alakalı siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zaferler sürüp gitmez diyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk burada diyor ki, elde etmiş olduğumuz askeri başarı, kurulan devletimizin ekonomisi güçlü olmazsa şayet çok da bir şey ifade etmez diyor. Yani elde ettiğimiz askeri başarının, siyasi başarının çok da bir hükmü kalmaz. Ekonomimiz güçlü olmazsa şayet diyor Mustafa Kemal. Evet, sıra ekonomik savaşa geldi. Şimdi bakalım ekonomik savaşımıza. Evet arkadaşlar, Türkiye İktisat Kongresi, yani bir diğer ismiyle arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi. İktisat ekonomi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ekonomi alanında yapılacakları belirlemek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk ve yurdun birçok bölümündeki, yurdun birçok noktasındaki önemli iş insanları, devlet adamları İzmir'de 17 Şubat 1923 tarihinde bir araya gelerek İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlediler arkadaşlar. Evet, bu toplantıya çiftçi, işçi, öğretmen, tüccar, sanayici yani fabrika sahibi gibi toplumun farklı kesimlerinden tam 1135 kişi katılıyor arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman büyük bir ekonomik reform görebiliyoruz biz. Atılan adımlar büyük bir icraata sahip arkadaşlar. Bizler katılımın fazla olmasından bunu anlayabiliyoruz. Evet, farklı meslek gruplarının bir araya gelmesi, ekonominin kalkınmanın her anlamda gerçekleştirilmek istendiğini gösteriyor. Yani sadece sanayi alanında değil, aynı zamanda ticaret alanında da, hizmet sektöründe de veya tarımda da ilerlemek, gelişme kaydetmek amaçlanıyor bunda. Ve ayrım yapılmadan herkesin katılması, herkesin gelmesi ise arkadaşlar burada halkçılık ilkesinin ön plana çıktığını gösteriyor. Evet, kongreden bir kare arkadaşlar. Evet, ekonomi alanında bağımsızlığı sağlamak ile amacıyla toplanan kongrede misak-ı iktisadi adı verilen kararlar kabul edilmiştir. Misak-ı iktisadi ne demek arkadaşlar? Ekonomi yemini demek, ekonomi andı demek arkadaşlar. Yani burada bu konferansa katılan insanlar ekonomi andı etmişler, ekonomi yemini etmişler. Ekonomiyi kalkındırmak adına bir takım yeminler etmişler arkadaşlar. Bakalım şimdi kararlara. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Yani burada milli bir ekonominin kurulması amaçlanıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ülkemizin dışa bağımlılığını önlemeye çalışmaktayız ve milli ekonominin kalkınması amaçlanıyor. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir meyve suyu fabrikası açacaksak şayet açacağımız bu meyve suyunun ham maddesi ananas olmayacak da portakal olacak gibi düşünelim. Çünkü ananas bizim ülkemize yetişmiyor, yurt dışından alacaktık bunu. Ancak ülkemize bolca miktarda narinciye yetişiyor. Ülkemize yetişen bir ürünün ham madde olarak kullanılması, bunun üzerine bir sanayi dalının gelişmesi ülke ekonomisini ve o ülkedeki insanların ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacaktır. Evet, bu durum yani ülke ekonomisini milli bir ekonomi planı izleyerek kalkındırmaya çalışmak milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir arkadaşlar. Küçük işletmelerden hızla büyük işletmelere ve fabrikalara geçilmelidir. Neden? Çünkü arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında
sanayi inkılabı yakalanamamıştı. Sanayi devrimi gerçekleşememişti Osmanlı'da ve bizler bunun neticesinde bir takım ekonomik sıkıntılar çekmiştik. Bu sıkıntıları tekrar çekmek istemeyen Mustafa Kemal ve ülkenin bu sıkıntıları tekrardan yaşamasını istemediği için Mustafa Kemal ne yapıyor? Ülkenin uluslararası çapta büyük ülkedeki işletmecilerin uluslararası çapta büyük firmalarla rekabet edebilmesi adına küçük işletmelerden hızla büyük işletmelere de hatta fabrikalara dönüşmesini tebliğ ediyor. Evet, bu da yine Avrupalı devletlere, Batılı devletlere ekonomik anlamdaki bağımsızlığımızı gerçekleştirmek için yapılmıştır arkadaşlar. Yine bu milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Evet. Yabancıların kurduğu tekerlerden kaçınılmalı, yerli malı kullanımı özendirilmelidir. Yani şayet bir ticaret yapılacaksa, bir alışveriş yapılacaksa bunu yabancıların kullandığı tekerlerden, yani yabancıların kurduğu firmalardan, şirketlerden değil, yerli şirketlerden, yerli tüccarlardan sağlamamız gerektiği kastediliyor, sağlamamız gerektiği isteniliyor arkadaşlar. Bu da yine milli ekonominin gerçekleşmesi için atılan bir adım. Bu da yine milliyetçilik ilkesiyle ilgili. Ve özel sektöre kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır. Evet, şimdi vatandaş belki de fabrika kuracak veya işletme kuracak bilgi birikimine sahip ama yeterli sermayeye sahip değil. Çünkü Kurtuluş Savaşı gibi, Birinci Dünya Savaşı gibi iki büyük savaştan çıkmış bir millettik. Ve bu da arkadaşlar bizi ekonomik anlamda zor durumda bırakmıştı. Bu yüzden devlet vatandaşlara fabrika kurabilmesi için, işletme kurabilmesi için kredi desteği sağlayacak bankaların kurulması gerektiğini beyan ediyor. Bu da özel sektörde, ekonomide özel sektöre öncelik verdiğimizi gösteriyor bize. Evet. Ancak devletin bu anlamda banka kurması ise devletçilik ilkesiyle ilgili. Devletçilik ilkesi neydi arkadaşlar, biliyorsunuz? Ekonomide vatandaşın yetemediği noktada devletin ekonomiye müdahale etmesi demekti. Burada özel bankalar destekleniyor. Ancak kurulamayan özel bankaların karşılığında devletin kendi bankasını kurması da burada ekonomide devletçilik ilkesini izlediğimizi gösteriyor bize. Sanayi özendirilmeli ve milli bankalar kurulmalıdır. Yine bu da ekonomide önceliğin özel sektöre verildiğini gösteriyor. Ve bu amaçla, yani sanayiyi özendirmek amacıyla arkadaşlar teşviki sanayi kanunu çıkarılıyor. Bu kanunla birlikte fabrika açmak isteyen insanlara bir takım kolaylıklar sağlanıyor. Devlet bankaları tarafından krediler veriliyor. Gerek arazi tahsisi, gerek ekipman tahsisi gibi konularda vatandaşa, yani işletme kurmak isteyen, fabrika kurmak isteyen vatandaşa devlet bu anlamda destek veriyor arkadaşlar. Bu kanunun ismi ise Teşviki Sanayi Kanunu. Evet. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen işler devletçe yapılmalıdır diyor. Yani burada baktığımız zaman aslında liberal ekonomiye ters bir durum söz konusu. Ancak bizim özel bir durumumuz söz konusuydu. Neydi bu özel durumumuz? İki büyük savaşın ardından çıkıyor olmamız ve halkın büyük çoğunluğunun tarımla ilgileniyor olması arkadaşlar. Bu anlamda özel sektör büyük bir gelişme gösterimince devlet burada elini taşın altına koyuyor. Ekonomik kalkınma için devlet bizzat ekonomik faaliyette bulunuyor. İşte bu da tam anlamıyla devletçilik ilkesiyle alakalı. Tam anlamıyla devletçilik ilkesinin karşılığı İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bu maddedir arkadaşlar. Evet, kongre gereğince yapılanlar. Yine vatandaşa kredi desteği sağlamak adına arkadaşlar 1924 yılında Türkiye İş Bankası kuruldu. 1925 yılında Türk Havacılığını desteklemek adına Türk Hava Kurumu kuruldu. 1926 yılında Uşak'ta şeker fabrikası açıldı. Ve 1927 yılında arkadaşlar Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılarak vatandaşı sanayileşmeye teşvik ettik. Az önce de bahsettiğimiz gibi. 1928 yılında Kırıkkale'de mermi fabrikası, silah fabrikası kuruldu. 1933 yılında özel sektöre kredi verebilmek adına Sümerbank kuruldu. Ve 1933 yılında arkadaşlar 5 yıllık kalkınma planı oluşturuldu. 35 yılında ise arkadaşlar maden tetkik ve arama enstitüsü kurularak ülke topraklarımızda var olan yeraltı kaynaklarının tespiti konusunda devlet bizzat araştırma yapmış oldu. Yani bu da ekonomiyi kalkındırmak amaçlı yapılmış bir hamleydi.
35 yılında Etibank kuruldu. 39 yılında, 1939 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu. Ülkemizin en büyük fabrikalarından biriydi bu arkadaşlar kurulduğu yıllarda ve ülke sanayisinin gelişmesi için önemli bir adımdı. Akabinde zaten Karadeniz Ereğlisi'nde Karadeniz Demir Çelik Fabrikası, İskenderun'da İstemir Demir Çelik Fabrikası gibi demir çelik fabrikaları kuruldu. Devamı geldi yani. Evet. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda yapılan hamleler bu kadardı arkadaşlar. Benim size bu hafta anlatacağım ödev videom bu şekildeydi. Umarım sizlere faydası olmuştur. Hafta içi salı günleri saat 8'den sonra bizleri evlerinize misafir etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.